Ne yapmak istersin bugün? Bir plan yapıp çıkalım istersen. Bilmem. Gitmek istediğin bir yer var mı? Oraya gidelim. Fark etmez. Yani eve gidebiliriz. Bu odadan, bu otelden çıkalım da başka bir şey istemiyorum. Ben sana neyin iyi geleceğini biliyorum. Deniz havası. Nasıl? Hava almak iyi geldi mi? Evet, daha iyi. Bu caminin hikayesini biliyor musun? O cami hangi cami onu bile bilmiyorum ben. Üsküdar Mihrimah Sultan Camii. Bu camiden bir tane daha var. O da Edirne Kapı'da. Niye ikisi de aynı isimde? İkisini de Mimar Sinan yaptırmış. Derler ki koca Sinan, Kanuni'nin kızı Mihrimah Sultan'a aşıkmış. O yüzden de onun adını taşıyan karşılıklı iki cami yaptırmış. Güzel hikayesi vardır onun. Olmaz mı? Mihrimah Farsça'da ay ve güneş demek. Mihrimah Sultan 17 yaşına varınca Kanuni tarafından evlendirilmek istenmiş. Taliplerinden biri Vali Rüstem Paşa, diğeri de Mimarbaşı Koca Sinan. Kızı Sinan'a vermezler. Rüstem Paşa ile evlendirmişler. O da aşkını sanatına dökmüş. Rivayete göre 21 Mart'ta geceyle gündüz eşitlendiğinde Beyazıt Yangın Kulesi'nden bakan biri Üsküdar'daki caminin ardından doğan ayı görürken Edirne Kapı'daki caminin ardından batan güneşi görebiliyor. Yani Mihrimah Sultan'ın doğum günü olan 21 Mart'ta ay ve güneş iki cami üzerinde kalıyor. Dolayısıyla Mihrimah gerçekleşiyor. Vay be. Bayağı romantik. Evet. Ama maalesef gerçek değil. Rivayet. Mehmet ya. Olsun. Biz öyle olduğunu düşünelim. Yani insan bazen doğru olmasa da böyle kalbini ısıtacak hikayelere ihtiyaç duyuyor. Ama keşke gerçek olsaydı, değil mi? Biz öyle olduğunu düşünelim. Bu aşka şahit olan kimse yok. Öyle diyelim. Diyelim. Kimse bizi düzeltemez. Kimse yok. Efendim Selçuk. Abi kusura bakma, düğün ertesi hemen aradım ama imzalaman gereken evraklar var. Onu hatırlatmak istedim. Tamam Selçuk, tamam, merak etme. Rahat yok. Yani balayımız erken bitti diyeceğim ama dün gece zaten annem başlamadan bitirdim. Ben seni eve bırakayım. Sonra da imza işini halleder, hemen gelirim yanına. Tamam. Hadi söyle. Efendim? Ya bir şey söyleyeceksin, belli söyleyemiyorsun. Hemen de beni tanıdın Aslı Hanım. Senden asla poker oyuncusu olmaz. Dökül hadi söyle, ne oldu? Ya dökülmek gibi değildi aslında. Dün geceyle ilgili bir şey takıldı aklıma. Neymiş? Konusunu da pek açmak istemiyorum aslında. Dün annen geldiğinde okuduğun mektup yüzünden evlendim falan dedi. Ne demek istedin? Ne mektubundan bahsediyordu? Saçmaladı. Anlamadım ben de ne dediğini yani. Saçma sapan konuştu.